Selamünaleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. Güzel bir günden, güzel bir videoyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Gökyüzü açık arkadaşlar. Güneşli bir hava mevcut. Şimdi böyle çirkin bir görüntüyle sizi karşılıyoruz. Birkaç videodur dağınık. Ama bu dağınıklığın sebebi bizim ortalığı düzenlemeye, toplamaya çalışmamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 3-4 videodur bahçedeki çardakla, işte kulübeyle diyelim, ilgileniyoruz. Bugün hava eksi 4 derece. Yine bahçeye geldik. Şimdi kulübeyle ilgili yapılacak işlemlere devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. Amacımız biliyorsunuz düzgün kapalı bir hale getirip içinde soba yakıp oturabilmek. Bunun için duvarlarını yaptık. En son verandaya bakan taraftaki duvarı yaptık ve oraya bir kapı koyduk. Şimdi bugün geldim. Abim yok yanımda, eşimle birlikte geldim. O bana yardımcı olacak bazı konularda. Şurada görmüş olduğunuz çatının üst kısmındaki kapak tahtalarını sökeceğiz. Oraya da yine aşağıda yaptığımız gibi kaplamalar yapacağız arkadaşlar. Onun dışında şu ön tarafa bakan camın kenarında kalan boşluğu duvarını yapacağız. Daha sonra da bir soba bacası için delik açıp içeri sobayı kuracağız ve yakıp ısınmaya çalışacağız. Bakalım bugün planladığımız işlemleri bitirebilecek miyiz arkadaşlar? Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum şimdiden arkadaşlar. Haydi bize kolay gelsin. Şimdi mermeri koyalım. Sobayı üstüne koyalım. Sobanın bacası tam ne diye denk gelecek onu bir görelim. Ama sen onu çıkarmışsın, üşüyeceksin bak, üstüne bir yok, şey. bir yere saklı taşı olmasın diye. Tamam, şuradan yelek var ama Tamam, iyi. koyalım şunu. Şurası arkaya gelsin, o yüzden sen onu al. Şey, duvar tarafına. Evet, arkaya orası gelsin. Bırak. Bırak. Sen bırak. Bırak bırak. Yer bunu taşır mı? Allah bunu taşır herhalde diye. Kalk kalk. Git. Şimdi uzun borulardan iki tanesini aç. Fark etmiyor değil mi bunun tersini? Başka tamam, öyleymiş. Tamam, çortladık. Niye? Borumuz yetmedi. Hayır, buna yetmiyor baksana. Ne var bu? Bir tane daha uzun var mı? Dirsek var. Alta dirseği koyacaktık. Ne? Hangi alta? Şunu. Olur mu? O dışarının. Buraya kısa bir boru lazım. Kısa. Nereye? Buraya. Yarım boru. Evet arkadaşlar, üstteki kısmı söktük. Şimdi oraya bir kontrol plak ayarlayacağım. Ölçüsünü almam lazım.
64 daha keseceğiz bebeğim. Ha. Ha, onu yatır. Şunu yatır. Bu iki yeri kapatmaya yaradı. Karşı bir yere kapatmaya. Verandaya bakan tarafta açık ya. Getir şunu. Yatır bunun üstüne. Tam köşesine tut. Tam köşeye tuttun mu? Köşede mi tam? Bak. Bu bana bak.
Ben bu aletle orayı keseyim. Aslında oraya şey koymamız lazımdı. Baca tuğlaları var ya. Ondan koymamız da ağacı yapmasın diye. Şimdi boruya göre dar keseyim. Şimdilik geçici. Sobayı yakalım çünkü üşüdük. Şu duvarı yapana kadar ve şurayı kapatana kadar soba içeride yansın. Ara ara gelip ısınırız. Haftaya oraya tuğla alalım. Tuğlaya göre tekrar keseriz. Tuğla yerine oturtururuz. Açtım. Ay, gözüme bir şey açtı. Evet, bu uzaklık bence iyi ya. Onlar şimdi önemli değil. Bunu bir alalım. Yine 10 numara ateş ediyor. 10 numara ateş ediyor. Şunu al. Bizim dandik borulardan versene bir tane. Şu mu? O herhalde. Onu versene. Bak bakayım bir onu. Hafifse odur. Ver onu, tak buna. Orası değil. Burası doğru. Gördün mü bak. Yemin ediyorum dandikliği yüzünden okunuyor. Şimdi bunun böyle diye gitmesin diye bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Bir kere soba biraz buraya fazla gelmiş. Aynen. Biraz oraya çekeceğiz soba. Çok acı. Yok yok yok, geri değil. Böyle iyi. Şu iyi. Burası iyi. Cam açılsın. Tamam. Şimdi güzel çıktı da şunun altına taş gibi bir şey koyalım. Evet. Böyle yanılmasın. Şu kütük. Ya da... Şu. He? Koy bakalım. Kütük yanar yanar. O dışarı o borun ısısıyla yanmasın. Yanar ya. Taş koymak lazım. Şimdilik koy, düşmesin mi? Bence taş koymak lazım, ben sana söyleyeyim. Bak. Koltuğumu koymuşsun. Koltuğumu. Az önce sen demedin mi? Koltuğunu da şuraya koy diye. Bak şu ince kıydığım odunları. Hı. Şey yapalım. Şimdi bu ne? Onu koy alta, üstten bir daha şey yapalım. Ben yumurta koyusu getirecektim ama. Gerek yok. Yak onu. Yanacak mı? Nem nedir? Elini yakma. Şu inceleri üstüne atalım. Kol. Aynen. Gel bak. Oo. Çok güzel yanmış. Vallahi şimdi ısınacağız. Evet. Bol odun. Isınıyoruz. Bacamız. Yemin ediyorum var ya aşağı çekiyor ama. Bak. İşte bu ses. Sesleri duyuyor musun? Yeni soba yanma sesi bu. Ve şu an var ya, baca var ya, of. Yemin ediyorum harika bir şey ya. Çok güzel. Soba yeni bulmuş gibi davranıyorum ama. Oo. Biraz kısım odunu idareli kullanmak lazım. Evet, felaket şekilde esiyor. Sobamız yanıyor arkadaşlar. Şöyle buraya bacayı koyduk. Bacayı düzgün yapamadık ama onu halledeceğiz. Önemli olan şimdi yanması, sıcak olması. Şimdi şu camın yanındaki küçük duvar var ya şurası. Orayı yapıyoruz. Onun için kontrol plak keseceğiz. Çerçeveyi yaparken çekemedim çünkü şarjım bitmişti arkadaşlar. Cam gel şunun ölçüsünü alalım. Oldu. Şimdi bu şöyle mesela 120 ya. 60 yaparsın.
Çekiliyor. Şimdi kameradan bakınca şurası da bir parça gibi görünüyor. Sanki oraya da şey çakılacakmış gibi ama oraya şöyle verandaya korkuluklar yapacağız birer metreden ya da daha yukarıda. Ya sen bunu otur, üstün başın ne oldu senin ya? Sana değil mi şu içerideki şeyi üstüne al dedim. Onu almasan da olur, çok ısınan bir şey değil. Ay onun üstü kirlenirdi, anladın mı? Montunun üstüne giyecektim. Hayır maşallah. Hı, tabii. Videoda öyle mi gözecek? Sanki evet. O kafam Allah'ım ya. Ya bu senin bu materyalist şeyini ne yapacağız ya? Tamam, çekeceğim. Evet. Abo. Çok oturdu. Çuktan bir tık kısa. Evet arkadaşlar, misafirlerimiz de geldi. Gelirken sağ olsunlar kestane getirmişler. Hemen şöyle sobanın tepsisine koyduk. Güzelce pişti. Soba yanıyor. İçeriden de şöyle gösterelim. Bakın burayı kapattık arkadaşlar. Sobamızı yaktık. Kapımızı örttük. Bir şu kapının üstündeki şu boşluk kaldı. Orayı da şimdi misafirimizle beraber kapatacağız. Evet. Şu kestaneleri bir gömelim de önce. Ondan sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi son yaptığımız duvarın üstündeki olan açık kısmı da bir şekilde kapattık. Buradan çirkin görünebilir. İçeriden güzel görünüyor. Tahtam kalmadı. Şurada bir parça alçıpanım vardı. Onu kullandım. Burada da kapıyı dışarıdan örtebilmek için böyle bir kulp. Buraya da bir kilit mekanizması koyduk arkadaşlar. Kapının dışarıda kulbu yok biliyorsunuz. İçeri girdiğimizde örtüp kulbdan kilitleyebiliyoruz. İçerisi gayet sıcak oldu. Ama dışarı çıkarken de bu şekilde yapacağız. Bu yani insan için değil arkadaşlar. İnsana kilit dayanmaz biliyorsunuz. Bu örtüp böcek, hayvan, kedi, köpek girmesin diye. Bu şekilde günü tamamlamış olduk arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.